Kazakistan mesela diyor. Sera yatırımı için toprak Bir görselimiz vardı. Hı -hı. Yani Türkiye'den yatırımcıları evet. bekliyor. Evet. Kazakistan bir onu ekrana bunlar verelim daha mi? Başlangıcı bu bunlar bir daha... e, yeni dünya düzeninde Türk insanına büyümek için, gelişmek için yeni iş kapıları anlamına mı geliyor? Ne demek Tabii bu? Tabii. Kazakistan Türk seracılarını bekliyor diyor. Ne diyor? Bedava bakın teşvikler. Bedava arazi Hani vah vah tüh tüh ne yapacağım diyenlere ben çağırıyorum. Tamam mı? Açılın. Artık küresel düşünün. Bugüne kadar yapmadıysanız zaten bu küreselleşmenin içinde artık Türkiye dünyasını düşünün. Bedava arazi, fabrikaya kadar tüm altyapı ve komünikasyon devlet tarafından. 10 yıllığına kurumlar vergisi %20. Arsa ve binada sıfır vergi. Yatırım yirmi %25'i geri ödeniyor. %6 kredi imkanı 10 yıllığına. Hı hı. Çok güzel rakamlar. Gübre masrafının %50'sini devlet ödüyor. Teşviklere bakın. İhracat ulaşım masrafının %40'ı da geri ödeniyor. Buyurun gelin diyor. Seracılık ya, seracılık. Toprakları işleyin diyor. Bu iş buradan mı bitecek sanıyorsunuz? Bu da gelecek okyanusta bir damlacık. Bunun gibi binlerce, on binlerce projeler var. Yakında açıklanacak Türkiye Cumhuriyetler Birleşkesi'nin bir e, unsuru mu bu? Tabii ki. Çünkü... Ve Keneş dediniz değil mi? Evet. Biz kendi para birimimizde iş yapacağız. Onun adı Türk Coin olur, Keneş de olur, dijital olur, kripto olur. Ne önemi var ki? O yatırım fonu. E tabii ki. Biz biz burada büyük düşünüyoruz. Hemen yani şimdi herkes şey çıkacaklar biliyorum. Dolar varken ne konuşacaksın? Ya kardeşim dur. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bir gecede olacak demeyin ama çoktan oluşumlar başladı, hı hı. anlaşmalar hazır. Türkiye'nin parlayacağı yılı herkes biliyor. Bu zaten yıllar öncesi paylaşıldı ve bizim devlet liderimiz de bunu her yerde söyledi. 2023. 2023. Yani biz iki buçuk yıldan konuşuyoruz burada değil mi? Ben ne diyorum hep? 3-5 yıl içinde diyorum. Türkiye çok farklı bir konumda. Uzun mu sanıyorsunuz onu? O zaman bir geriye bakın. Son 6 ay, 1 yıl nasıl geçti? Uçup gitti. Hazır olun, yarışa başlayın. Bunun gibi fırsatları kovalayın. Binler, on binler, yüz binlerce böyle fırsatlar olacak. Bütün bu birleşkenin içinde size acayip avantajlar tanınacak. Ve kaynaklara bakarsanız, Türkiye Cumhuriyetler'de kaynak anlamında büyük bir pazar var. Ham maddelerinde, arazi, toprak, Sadece ben bir bölgeden bahsediyorum şimdi. Alın çantalarınızı. Yarışa başlayın. Hemen biletinizi alın bu yarış. Ne yapması gerekiyor? Mesela karar verdi Kazakistan'da ben seracılık yapacağım dedi şu an bizi izleyen biri. Ben bu fırsatı değerlen Ne yapacak? Evet. Nasıl ilerleyecek? Peki, gitsin başvursun işte orada her şey yazıyor telefon numarası bile altında. Büyükelçiliğe Türkçe... başvuracak. En de biliyor Büyük musunuz? Türkçe konuşuyorlar. Evet. <laughs> <laughs> ya bir de bunu da yaptık. Türkçe konuşuyorlar. Birkaç sene sonra dünyada Türkçe çok önemli bir dil olacak. Zaten öyleydi. Biz hep gülüyorduk. Bakıyorsunuz dünyada en çok dil, konuşulan diller listesine Türkiye çıkmıyor. Türkçe ve lehçesini yüz milyonlarca insan konuşuyor. Hı hı. Sizin ne kadar avantajınız var şu anda ya? Bunu zamanında İngiltere, Amerika yaptı. Şimdi biz yapıyoruz. Buyurun kapıları açıyoruz, hı hı. ticaret yapın. Türkiye'nin Yeni zenginlere oluşacak bu süreçte. Eski vesayetlerden zengin olanları artık unutun. Allah Allah. Türkiye'nin yeni zenginleri olacak. Müslüman ve Türk insanı da zengin olması gerekir. Ve burada ileride trilyonerler çıkacak, milyarderler değil. Daha neler şey anlatayım size. Siz hep sanıyorsunuz ki ben burada masal hayal anlatıyorum ama Yoo, ben İstanbul size hep ipuçlarını veriyorum. Siz derken insanlar. Hı hı. Yahu korkmayın diyorum bir hayat vermiş size. Allah sizi yarattığında bu hayatınızı en güzel şekilde geçirin demiş. Sen istedin mi ki biz vermedik? Hiç diledin mi Allah'ından duanda? Bunu diledikten sonra da harekete geçtin mi? Harekete geçtin mi? Herkese bunu sormak lazım. Harekete geçerken ruhunla mı hareket ettin? Yoksa aklın vesveseleri seni durdurdu mu? Bunlar derin konular. Bunlar çok derin konular. Şimdi burada benim bu meselelerin hepsi teker teker çıkacak. Çok yakın zamanda hı hı, yarış hı. başladı, söylüyorum. Haziran'ın sonundayız. Yarış başladı. Fazla vaktiniz yok. Biletlerinizi alın, koşun. Siz yeni zenginler olabilirsiniz. Bu kadar gerçek bu işte Kazakistan'a koşun ve büyük elçilikle Kazakistan. temas kurun diyorsunuz. Ya şimdi bu Kazakistan şimdi çıktı diye... ...bütün oradaki Türkiye Cumhuriyetler'den bu fırsatlar çıkacak. Ha Bu bir ne, biz örnek ne? olarak bu, gösteriyoruz. Bu şimdi çıktığı için... ...bunun gibi daha neleri çıkacak diyorum... ...on binlerce, yüz binlerce böyle fırsatlar olacak. Bunun için masa altında anlaşmalar çoktan imzalandı. Resmiyete varmasının için benim bir muradım var. Nasıl... 30 Ağustos'u aslan parçacıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kutlayalım ve şehitlerimizi analım dedim. Benim başka bir muradım var. Nedir o? Bizim devlet büyüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi geliyorum. Bir tarih daha var dedim size değil mi? Bir, evet. Bir bağır, bayramımız bir daha var. Bir bayramda bir muradım var dediniz. 29 Ekim 1920 yılında ne oldu? Mustafa Kemal Paşa ne yaptı o zaman? Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı başladı mecliste. 29 Ekim bizim için bayramdır. 1920'de Kurtuluş Savaşı başladı değil mi? O Kurtuluş Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak dünyada yeni yenini pozisyonunu belirlemesinden sonuçlandı ve yeni yükselişini başlattı değil mi? Yüzüncü yıl dönümü ne zaman? 29 Ekim 2020. Şimdi ben ümidim ve muradımı. Birkaç ay sonra. Evet. Muradım şudur. Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye Cumhuriyetleri Başkanlarından birlikte o gün birlikte bu birleşkeyi açıklaması. O gün açıklasın. Evet. Hmm. Bunu birlikte karar aldıklarını birlik gösterisi yapsınlar ve dünyaya duyursunlar o gün tarihe geçsin. Bu şahsımın benim şahsi ümidimdir. Bu benim şahsi ümidim. Olursa ne güzel olur. Zaten masa altında çoktan hazır. Ondan bugüne kadar da söylediklerimiz hep geldi. İnsanlar burada şunu unutmasınlar. Yeni bir çağ açalım. Tüm dünyaya duyurarım. Ve göğsünüzü böyle gerin artık. Ya ya dolardı, aa, avroydu, aa. onlar güçlü, onda teknoloji var. Ha şimdi bir şeye geleceğim, bir konuya. Ben gerçekçi bir insanım. Ben ekonomist olarak da işimi bilirim, ustayım. Türkiye'nin eksiğine gelelim mi? en büyük eksiğine. Nedir o? İthalat kalemine bakarsak Türkiye'de enerji sorunu çözüyoruz dedim, değil mi? Hı -hı, değil mi? evet, ilk bölümde. Ama ithalat kaleminde oluşan en büyük sorunlarımızdan biri ara ürünler. Ara ürünler Türkiye'nin büyük derdi. Selçuk Bayraktar da muazzam işler yaparken en büyük sorunumuz onu üretirken ara ürünler lazım. Bunlar nedir? Her türlü parçacıklardır. Mikroçiplerdir, dirençlerdir. Hı hı. Bazıları çok <laughs> düşük elektrik ve elektronik parçalardır. Maalesef Türkiye'de üretilmiyor artık. Artık diyorum. 80'lerde ve 90'ların ortasına kadar üretiliyordu çoğu. Sonra geri kalanları da 2003'ten 2007 arasında Üretimleri durdu. Neden biliyor musunuz? İşte burada gene siyasi yanlış yapıldı. Hı hı. Bazı insanlar dolaşırken o zaman, ben de o zaman ekonomist olarak bu ülkede hatta CEO'ydum bir tane kuruluşun. Tam tersini söylüyordum. Karşıma çıkanları görüyordum, anlıyordum işim. Ne diyorlardı? Türk lirası dolara karşı birebir olacak. O söyleyenleri herkes çok iyi biliyor. Bunun kadar yanlış bir hareket olamazdı. Çünkü Türkiye daha hazır değildi. Güçlü bir döviz birimini oldu mu ne oluyor biliyor musunuz? Hı hı. Sizin üretiminiz işte ara ürünlerde bizim her türlü ara ürün üretimimiz vardı. Bitiyor. Çünkü Çin'den alırım diyorsun daha ucuz. Çünkü pahalı oluyor TL'de üretim. Böylece yurt dışındaki üretime bağımlı kalıyorsunuz. Her şey ithalata geçiyor. Oldu mu? Oldu. Ve kimler pohpoh ediyor? Hatta benim olduğum kurumdaki oradaki Türk, Türkiye ekonomisti bile biz çok kavga ettik. Ben diyordum hayır TL yük kaybedecek dolara karşı. Dolar yükselecek. Ben TL'ye karşı olduğumdan değil ekonomiyi çok iyi bildiğimden. Hı hı. Onlar da devamlı hayır hayır TL güçlü. Neden diyorlarmıştı biliyor musunuz? Anladınız mı şimdi? Bizim bütün ara üretimimiz durdu bitti. Bugün öyle kalemler var ki üretimimizde. Örnek veriyorum. Aselsan, Roketsan bir proje yapıyorsunuz. O proje için belirli parçalar lazım bir sürü. Türkiye üretmiyor. Türkiye üretebilir ama kapasitesi fabrikalarını kapattığı için üretmiyor. Daha önce üretiyorduk Üretiyordu. zaten diyorsunuz. Bugün gidiyorsunuz İsrail'e, İsrail'e örneğin belirli dirençler gerekiyor. Ya geçen bir iş adamdan bunu konuştuk, tartıştık ondan. Yani ben bilgi aldım. Sağ olsun. Sam Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum o bilgiler için. Her sektörden aldım ben bu bilgileri. İlaç sektöründe hı hı. de var, kimyada da var, her tarafta ama bunlar hayati sektörler. Çünkü Büyük biz silah işler yapıyoruz ama okyanusu geçip derede boğulmamak gerektiğini söylüyorsunuz. İşte söylüyorsun. burada seferberliğe ben şu anda yine çağırıyorum. 2018 yılında bir seferberliği başlattı Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığımız. Hı hı. Bütün şeyleri belirlediler. Nerede adımlar atmamız gerektiğini. Onun kataloğu var. Ama uygulamaya geçmedi. Bakın ben de masaya vurdum. Uygulamaya geçmedi. <laughs> Neden? Biz büyük bir ülke olacaksak, işte ondan başka formasyonel e ekonomistler bana gelip der, sen fantazi anlatıyorsun. Bunlar eksik. Evet, bunlar eksik. Hadi harekete geçin. Devlet, seferberlik, sanayi bakanlığı, tamam mı? Bu çevre bakanlığı burada, işbirliği yapacak. Ekonomi bakanlığı. Hatta ekonomi bakanı da şu anda bir iki gün önce şeye çağırdı. Dün de hatta. Sanayi seferberliğine gene altını Evet. Ama bunlar Öyle hafta de. kalmasın. Bakın. Bizde o güç var. Bunlara girişimler devasa değil. Bazı Gebze'de bir tane proje vardı yapılacaktı. Bir milyar dolarlık. Orada birçok elektronik yarı mamullerimiz, yarı ürünlerimiz kendimiz üretildi. Durduruldu. Neden? Lütfen. Türkiye'nin problemi ne? Her zaman öyleydi. Bizim Kılcal damarlarımızda atanmışlar var. Bürokratlar. Onların arkasında hep o vesayet güçleri. Tıkıyorlar. Artık izin vermememiz lazım buna. Hı. Sonra buna izin vermemeniz lazım diyorum. Sonra şunu söylemem lazım. Burada çok önemli bir konu var. Orada o zaman açık konuş. Devlet atını açık da konuşsun. bilir itini de bilir. Hmm. ...atının dalınanmasını da bilir... ...itini bağlamasını da bilir... ...oraya gelirsek... ...bizi kimse durduramaz... ...şimdiden de söyleyeyim onlara... ...o kılcağı damardakiler... Atanmışlara mı söylüyorsunuz? Bunu? Evet... ...çünkü devletin... ...bakın vatandaş sürekli geliyor konuşuyoruz değil mi... İş adamı, girişimci, sanayici... ...herkesten konuşuyoruz... ...aynı sorun... ...diyor biz bunu yapacağız... ...zorluklar çıkarılıyor karşısına... Hmm. ...herkes anlar şimdi ne demek istediğimi değil mi maliyeti artıran zorluklar. Zamanı süreci uzatan zorluklar. Bunu kimler yapıyorsa devleti çağırıyorum hepsini belirleyin. izin vermeyin. Çünkü burada kutsal devasa bir yürüyüşün içindeyiz. Bunu durduranlara izin vermeyin. Hiçbir yerde zorluk çıkarmayacaksınız yatırımcılara. Çünkü burası sanayi üssü olacak. Toprağın altını çıkaracağız. Toryum, bor, altın, bakar ve bunun bakır ve yüzlerce daha duymadığınız elementler çıkacak. Çıkarırken kimyagerler, fizikçiler, mühendisler lütfen artık nasıl Covid'i her gün anlatıyorsunuz fantastik şeyleri. Gelin de biraz realiteyi anlatın insanlara bunlarla neler yapılabilir. Bunları çıkarın, satmayın. İşleyin. Bin kat gelir. Aa, Kaan ne diyorsun? Nasıl yapacağız? Çünkü biz de Yarı ara mamuller yok diyecekler değil mi? O zaman kendini toparla, ara mamuller üretecek teşviklerle fabrikalar kur. Zor bir şey değil. Biz 21. yüzyıldayız, 2020 yılındayız. Böyle şeyler bir gecede kuruyor Çin fabrikaları. İstek varsa, niyet varsa, bu kalbin benimki gibi atıyorsa yaparsın. Yapmıyorsan şüphelenirim. Devlet şüphelenir, sabırlıdır. Hesabı sorulur. Çünkü bu millet Hak ediyor. En güzel hayatı hak ediyor. Refah seviyesi yükselmesi lazım. Bizim insanlar da zengin yaşayacak. Ve geriye baktık mı bugünkü bütün o soytarılar, goygoycular olmaz diyenler. Onlar var ya işi gücü olmaz diyen. Çözüm üzerinde çalışın. Çekrarlıyorum. Altından çıkaracağız toprağın üstünde işleyeceğiz. Üstünde işlemek ne demek? Sanayi. Ara mamuller fabrikaları arklar, üretim fabrikaları ondan sonra bunları dünyaya satacağız çünkü bunlara dünyanın ihtiyacı var. Küçük küçük prangalar var ayağımızda hala onlardan kurtulmamız lazım diyorsunuz. Ama küçük prangalar dediğiniz pire ya da kene gibi bir şey hayatınızı ne yapar? Tabii. İşte ondan kurtulacağız. O kutlu yürüyüşün önüne geçecek. Onlara şimdiden Durumlar söylüyorum. Çok diyorsun. iyi biliyor kimler olduğunu. Korkun. Tıkamayacaksınız damarları. Biz bunu yapacağız. Burada iş bitmiyor. Ne dedim demin? mi? Bir milyar insanı doyuracak topraklarımız var. Toprak insanı. var dediniz. Bir milyar diyorum. Bizim nüfus da artacak da bir milyar olmayacak yakın zamanda. Ama dünyaya satalım. Çünkü herkes çıkıyor. Bütün bu komplocu diye geçiren insanlar. Ben komplocu değilim. Hiçbir zamanda o sıfatı kabul etmem. Ben bu işin arkasında stratejist. Dediğim ondan oluyor. Herkes merak ediyor. Bu adam dediği neden oluyor diye. Onu da anlatırım ispatlarım şöyle bir durum var. Diyorlar ya hep. Aa dünyada açlık, kriz falan filan. Evet, onların hepsi geliyor en yakın zamanda. Ama bizde olmayacak. O zaman öyle konuşmayın. Çözüm tarafından bakalım. Üretelim, üretelim, üretelim. Demek ki topraktan çıkarıp çıkardıklarımızı işliyoruz ya, bir de toprağın üstünü işleyelim. Hadi seferberlik. Tarım Bakanlığı da çok güzel dedi. Korkmayın dedi. Bizde var yeterince. Hep böyle korku salıyorlar ya. İşleri güçleri korku. Ama orada biraz işleri de vatandaş için kolaylaştırmak gerekiyor Kesinlikle galiba. Kesinlikle. Aynısı mi? yine diyorum. Ver o toprağı işlesin. Hı hı. Destekle. Prosedürlerden kurtulmak Prosedür gerekiyor. Prosedür onun da sistemi var. Ben onu açıkla. Kalkacak mı bunlar? Yani daha olacak, kolay olacak. Olacak, olacak, uğraşmak isteyen insan için kolaylaşacak mı hayat? Kolaylaşacak. Tamam. 2021'de bir tarım devrimi yaşayacağız. Devrimi. O tarım devrimi ya olacak ya olacak. Bunu da söyleyeyim. Böyle kaytarma kıvırma yok artık. Bu kimse durduramaz. Orada gençlerimiz vatan için kanını veriyor. Biz de burada onların kazançlarını öyle e, yok şunu oyalayacağım yok bunu oyalayacağım yok maliyeti yükselteceğim. Kendi işimi görsün falan öyle bir şey yok artık. Bizde her şey var diyorum daha ne olacak? Toprağı işliyoruz, üstündeki yapılar. Bir şey söyleyeyim mi? Yine herkes diyor ya ne yapayım diye. Ne dedim ben? Bu Türkiye Birleşkesi, Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Birleşkeleri size yüz binlerce fırsatlar geliyor dedim. Hazır Bunları olun. Bunları takip koşun, edin, kovalayın. Takip edin. Gelişimci olun. E, şimdi 29 Ekim'i işaret ettiniz ya siz. O Benim birleşkenin, ...ha ümidiniz. Bunu söylerken o zaman şunu anlıyorum 29 Ekim olmasa bile o Türkiye Cumhuriyetlerle gireceğimiz işbirliği yakın zamanda açıklanacak o zaman. Ya doğru işte mu anlıyorum? Görüyorsunuz bakın i̇şte onu örnek Kazakistan. neden verdim başlıyor damla damla gelmeye başlayacak birden akış başlıyor. Kazakistan başlı. sera, hazır Türk olun. seracıları bekliyor bir daha verelim mi? Bunlar geliyor ha, bana saçma sapan konuşanlar var Avrupa'yı tanımayan insanlar bana Avrupa'yı övüyor. Benim hayatım yurt dışında geçti ben 80 ülkeye mı kaldı? gittim. Ya bırakın bu işleri. Gülüyorum. Acı bir durum. Burada her şey gözünün önünde ama uzaktan davulun sesi kulağa hoş geliyor ya onlara. Hı hı. Onlar onu sanıyor. Şu anda oralar hiç güzel değil. Oradaki insanlar buraya göçecek. Toprağınızı elinizden kaptırtmayın. Ucuz işler için. Aa verdim de bir yeni araba aldım. Yarın çok ağlayacaksın. İşle o toprağını zengin olacaksın. Vermeyin. Altın ve gümüş gibi şeyler bana soruluyor. Ben evet. yatırım danışmanlığı yapamam. Evet. Hayır. Kendi kualifikasyon da yaparım da yasal söylemem yasal. Hı hı. Ama, Ama birazcık ipucu verebilirsiniz. Onlar Çok soru geliyor bununla ilgili. Onlar kimseyi üzmeyecek. Daha ne diyor? Ha altın ve gümüş Kimseye kimseyi üzmeyecek. Evet daha ne desin? Artık yeter anlamadım altın diye bana da yazmayın lütfen. Altın ve gümüş kimseyi üzmeyecek diye yazalım sonra mı? Şunu istemiyorum. Yazalım Binlerce ulan. sosyal medya... Yani bu ne, ne demek altın malim gümüş mü? Kardeşim bak anladın. Özgür iradeni kullan. Zaten buraya sana geliyor ne yapacağını biliyorsun. Görsel yeterli ama güven. son söylediğini yazalım. Kendine Kami. güven. Kimseyi üzmeyecek.